Kanalda sadece olumsuz eleştirilerime odaklanıp hiçbir şeyi beğenmediğimi düşünenler için yeni taktiğimdir. Videonun en başından beğendiğimi söyleyeyim de karıştırmasınlar. Sonra cümlelerin arasında kayboluyorlar. Bak bu bu filmi bu filmi beğendim. Yani giderken sağda yani böyle de biraz acayip oldu. Daha film vizyona bile girmeden nasıl yani derseniz? Yok, basın gösterimine de gitmedim. Netflix'te yayınlanan yerli filmlerin bütününe bakıp sonra Naim filminin fragmanını izledim. Kafi geldi. E peki nasıl böyle emin oldun derseniz? Her şeyden önce Naim Süleymanoğlu gibi bir efsanenin filmlere layık gerçek yaşam hikayesinden bahsettikleri için. <laughs> Az sonra her şeyi anlatacağım. Derin konulara da gireceğiz. İşte bu yüzden derin konulara da gittikten sonra ara vermemek için influencerlarda taş mı yesin temalı sponsor bağlantısını çekmem gerekiyor. Filme gelmeden önce bu videoya destek olan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Raid Shadow Legends. Google Play Store'da son 6 ayda 15 milyona yakın kez indirilmiş, Amerika'nın en iyi rol yapma oyunları listesinde 3 numarada bulunan çok popüler bir oyun. Hem de tamamen Türkçe ve ücretsiz. Rede her ay 14'ten fazla yeni şampiyon ekleniyor. Yani bu da sürekli yeni strateji ve keşfedilecek şey anlamına geliyor. Zaten oyunu öğrenmek için de bir sürü şampiyon ve ekipmana da ücretsiz ulaşacaksınız. Ekstra ödüller aldığınız görevleri tamamladığınızda da oyundaki en efsanevi şampiyonlardan birini Arbiter'ı kazanacaksınız. Yakında yeni bölümler, takım arenası ve klan patronu gibi alanlarda da kendi klanınızdaki oyunculara karşı da oynayabileceksiniz. Hemen aşağıda açıklama kısmında iOS ya da Android linklerine tıklayarak 50.000 gümüş ve bir efsane şampiyonla oyuna başlayabilirsiniz. Gelelim videonun konusuna. Bu videoda Naim filminden bahsedeceğim tabii ki ama öyle uzun uzun filmi anlatmaya gerek yok. Sonuçta gerçek bir yaşamı konu alan bir filmden bahsediyoruz. Bu durumda da gerçek yaşamın ta kendisini anlatmak daha mantıklı olacaktır. Futbolun Pelesi Maradona'sı, basketbolun Michael Jordan'ı varsa halterinde Naim Süleymanoğlu'su var derler. Derler de aslı çok daha fazlasıdır bundan. Bütün dünyaya Bulgaristan'da Türklere yapılan zulmü anlatan ve kabul ettiren belki de bu zulmün sonlanmasına sebep olanlardan biridir Naim Süleymanoğlu. 1967 yılında Türklerin yoğunlukta olduğu Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde dünyaya gelmiş Naim Süleymanoğlu. Henüz daha 10 yaşındayken hatere başlıyor ve 15 yaşındayken Brezilya'da 2 altın madalya aldıktan sonra 16 yaşında da rekor kırarak Halter tarihindeki en genç dünya rekortmeni ünvanını alıyor ve dikkat çekmeye başlıyor. Daha sonra 80'li yılların ortalarına doğru komünist rejimin hakim olduğu Bulgaristan'da artan Türk nüfusu bahane edilerek Türklere karşı bir zulüm başlıyor. Ülkede ibadet etmek, Türkçe konuşmak ve Müslüman isimleri kullanmak yasaklanmış, hatta yasaklara uymayanların işkence, dayak ve çok daha fazlasına maruz kaldığı Belene kampı kurulmuştu yönetim Türk cesimlerin Bulgar adlarıyla değiştirilmesini de şart koşmuştu o dönemde. Naim Süleymanoğlu'na da şu ismi uygun görmüşler. Naum Şalamanov. İşte bu dönemde Naim Süleymanoğlu'nun da hayali bu zulümden kaçmak, başarılarına göğsünde Türk bayrağı, nüfusunda kendi ismiyle devam etmekti. Gün geldi, bir plan yaptı ve Avustralya'daki halter şampiyonasından hemen sonra kaçmaya karar verdi. Bulgar kafilesiyle yürürken bir anlık bir boşluktan yararlanıp kaçtı ve daha önce şifreli olarak yazıştığı mit yetkililerince bir kafenin tuvaletinden kaçırıldı. Türk yetkililere sığındı ve dönemin başbakanı Turgut Özal'ın emriyle de Türkiye'ye getirildi. O dönemde Bulgarlar "Türkiye'de yapamaz o. Bizim sayemizde başardıydı." dese de üstüne 3 kez olimpiyat şampiyon olması sadece bunu söyleyen Bulgarlara değil, dünyaca ünlü Time dergisine de kapak oldu. Toplamda 7 kez dünya şampiyonu oldu ve 46 dünya rekoru kırdı Naim Süleymanoğlu. Hani böyle mahalle aralarında çocuklar top oynarken kendi aralarında bir rol paylaşımı yaparlar ya sen Messi ol ben Ronaldo olayım falan gibi. O dönemde çocuklar bak şimdi ben Naim Süleymanoğlu olacağım deyip oklava kaldırıyordu. Ki yapanlardan biri de benim. Ama o dönem üzüldüğüm bir şey vardı ki o da kendisinin şu meşhur hareketini yapabileceğim bir kahkülümün olmayışıydı. Çünkü okula girişte öğretmenler parmaklarını saçımıza sokar. Eğer saçımızın uzunluğu parmak kalınlığını geçerse okula almazlardı. E gidi. Şimdiki çocuklar da saçlarına cep telefonu bile saklayabiliyor. Ayrıca o dönemde insanlar sevinçlerini sosyal medyada değil, meydanlarda paylaşıyordu. Ama günümüzün bu ruhsuzluğu yeni neslin suçu değil elbette. Eğer ortada bir suç varsa, gerçek yaşam belgesellerinden uzaklaşmış, kendi yarattığı reyting canavarının zulmündeki televizyonculuk anlayışının suçu. İşte spor bir şeyleri değiştirebilmek adına ne kadar değerliyse, sinemada o kadar değerli. Bazı değerleri yeni nesillere aktarabilmek, eski topraklara da hatırlatabilmek için. O zaman gelelim kısaca filme. Bu videoyu çektiğim tarihte henüz filmi izlemedim ama kendi adıma fragmanlarından etkilendiğim bir gerçek. Hakkını verelim ki başrol seçimi de benzerliğe bakılırsa müthiş. Bir de Fahir Atakoğlu'nun Avengers tadındaki müzikleri de gayet başarılı duruyor her şey. Elimden geldiğince genç arkadaşlara kendi zamanlarında başarılarını göremedikleri bir ismin gerçek hikayesini bu film vasıtasıyla anlatmaya çalıştım. Umarım mayın filmi de yeterince izlenir de Türkiye'nin böyle önemli isimlerinin hikayelerini en iyi şekliyle, emeğin maliyeti ve kalitesiyle gerçek filmler izlemeye devam ederiz. Ama korktuğum bir şey de yok değil. Naylona 25 kuruş vereceğiz diye sosyal medyanın ayağa kalktığı bir memlekette 2 milyondan fazla kişi 25 lirasını bir naylona daha yeni verdi. Şimdi şuraya bu cümleyi anlamayanlar olursa diye ufak bir boşluk bırakıyorum.